Aramaya hazırlık. Cihazınızda ölçüm almaya başlamadan önce yapacağınız ölçümleri etkileyecek hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Tarama yapılacak alan hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Arama yapılacak alanın tarihi geçmişi, toprağın yapısı gibi bilgileri göz önünde bulundurmalısınız. Tarama esnasında ürününüzün batarya ve şarj durumunu kontrol etmelisiniz. Tam şarjlı ürünle arama yapmalısınız. Düşük batarya seviyesi ölçümlerinizi etkileyen unsurlardan biridir. Ölçüm yapacağınız alanın en az 50 metre yakınında yüksek gerilim hatları, elektrik ana hatları, baz istasyonu, yüksek etkiye sahip nesneler, hoparlör, mıknatıs gibi nesnelerin olmaması gerekmektedir. Tarama yapan kişinin üzerinde yüksek manyetik etkiye sahip nesne olmamalıdır. Isı, radyo vericileri, güneş enerjisi, yer mineralleri, gevşek yapılı toprak, tuz, su ve benzeri ölçüm sonuçlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Ölçümlerinizin manyetik dalgalanmalardan etkilenmemesi için daima kuzey-güney ekseni içerisinde yapmalısınız. Her aramayı kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye doğru yapmalısınız. Yönünüzü bulabilmeniz için pusula kullanmanızı öneririz. Kuzey yönünden taramaya başlamanız tavsiye edilir. Cihaz yere dik şekilde tutulmalı ve sarsılmamalıdır. Cihazınızın yerden yüksekliği 10 cm ile 15 cm arasında olmalıdır ve bu yükseklik seviyesini tüm ölçüm alım esnasında korumalısınız. Her sinyal ölçümü sırasında cihazınızı kaldırıp indirmeyiniz. Önerilen ölçüm büyüklüğü en az 10 sinyal darbe sayısı ve 10 arama sırası olmalıdır, yani 3 metreye 3 metre. Ölçüm alanında şüphelendiğiniz nokta yapacağınız ölçümün ortasında kalmalıdır. Eğer aldığınız grafikte metal ya da boşluk verisi kenarlardaysa bu veriyi ortalayarak tekrar ölçüm yapmalısınız. Bilinmeyen bir alanda arama yapılırken genellikle geniş ölçüm yapılmalıdır. Örnek olarak 20 sinyal ve 20 sıra olarak arama yapılmalıdır. Her sinyal darbe sayısı arasında 30'ar santimetre olacak şekilde ve yine her arama sırası arasında 30'ar santimetre aralıklar olmasına özen gösteriniz. Ölçüm alınacak alanın büyüklüğüne göre nispeten daha geniş alanlar halinde ölçümlerinizi yapmalısınız. Mezar ve oda gibi büyük nesne arıyorsanız sinyal darbe aralıklarını arttırabilirsiniz. Örneğin her sinyal arası 50 santimetre olacak şekilde. Eğer 20 ile 30 santimetre gibi küçük objeler arıyorsanız sinyal darbe aralıklarını daha sık tutmalısınız. Gömülü bir objenin uzun süre toprak altında kalması, oluşturacağı manyetik alanın daha fazla olması anlamına gelir ve daha rahat tespit edilebilir. Hedefi en az iki defa aynı şekilde arama yaparak kontrol etmelisiniz. Yaptığınız fazla ölçümler, mineralleri elemenize, varsa hataları gidermenize yardımcı olacaktır. Olası bir nesnenin üzerinde kontrol taramalarınızı ne kadar çok tekrar ederseniz, onun gerçek bir nesne olup olmadığı hakkında o kadar iyi karar verebilirsiniz. Taramalarınızı zigzag ya da paralel olarak yapabilirsiniz. Eğer bir tarama çizgisini bitirdiyseniz, bir sonraki onun yanında olmalıdır. Sıralar arasında ölçüm aleti döndürülmemelidir.